Melikgazi Belediyesi tarafından yaptırılan Altınoluk Trafik Eğitim Pisti ve Sosyal Tesisi düzenlenen törenle hizmete girdi. Altınoluk Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Trafik Eğitim Pisti Sosyal Tesisi'nin açılışı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özasekin'in de katıldığı törenle yapıldı. Şehir merkezinde kolay ulaşılabilir ve daha güvenli, sosyal tesisle de daha konforlu bir yeri hizmete açtıklarını söyleyen Başkan Palancıoğlu da 2022 yılının açılışlar yılı olacağını söylediğini anımsatarak yeni yerin hayırlı olmasını temenni etti. Aslında uzun süre burada bu faaliyet devam etmiş. Ancak Koca Sinan'da ve Talas'ta eğitim pisti olmadığı için, yoğunluk arttığı için Serkent'e taşınmış. Sürücü arkadaşlarımız ve değerli dershane sahipleri belediyemize uzun süredir başvurarak çok uzak olduğunu, sıkıntı yaşadıklarını söylemişlerdi. Ve buraya tekrar taşınmasını istediklerini belirttiler. Biz de güzel bir projeyle buraya sosyal bir tesisi kazandırdık. Sadece araç eğitimleri değil, aynı zamanda motosikletle ilgili eğitimler yapılacak. Hemen binamızın arka tarafında kapalı alan olarak motosikletlere yer ayırdık. Kafemiz çalışacak. İnşallah sınavlar burada yapılacak. Dolayısıyla güzel, nezih, Türkiye'de önemli tesislerden biri haline geliyor. Cenab-ı Allah kaza bela vermesin. Artık bu tür tesislere ihtiyaç var. Ben hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sürücü kardeşlerimize başarılar diliyorum. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da burada eskiden yoğun bir trafik akışı vardı. O yüzden Serkent'e taşınmıştı. Şimdi ise böylesine güzel bir tesis başkanımız ve ekibi tarafından yapıldı. Kayserimize ve Melikgazi'mize hayırlı ve uğurlu olsun diye konuştu. Ben bu tesislerin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Değerli başkanımızın vurguladığı gibi burada yoğun bir trafik akışı var idi. Daha önce buradaki tesisler elbette ki o günün şartlarında çok güzel hizmetler verdi. Daha sonra da mahalle ve semt sakinlerinde şikayet üzerine UKAME'nin aldığı karar doğrultusunda Serkent'e gidildi. Şimdi de ilçelerimizde çalışmalar başlayınca böylece güzel bir tesis değerli başkanımız ve kıymetli ekibi tarafından ortaya çıkarıldı. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun, Melikgazi'mize hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Kayseri Milletvekili Taner Yıldız da burası Kayserimizin düzenli ve rahat yaşanılabilir şehrimizin tamamlayıcı unsurlarından bir tanesi olacak dedi. Her zaman olduğu gibi çalışkan, gayretli Melikgazi Belediye'mizin büyük şehirle, Koca Sinan'la ve diğer metropol ilçelerle beraber örnek çalışmalarından bir tanesine daha şahit oluyoruz. Trafik eğitimi her birimizin hayatında yer almış ve kazalarıyla, kurallarıyla her zaman konu ettiğimiz başlıklardan bir tanesi. Kayseri'nin düzenli trafiğinin, rahat yaşanabilir şehrinin tamamlayıcı unsurlarından bir tanesi olacak. Tesisimizin hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Cenab-ı Hak mahcup etmesin. Bu güzel hizmetlerin devamını getirsin diye de niyaz ediyorum, dua ediyorum. Her hafta neredeyse Kayseri'ye Taner Bey de ben de geliyoruz, milletvekili arkadaşlarımız. Belediyelerin birçok programı var. Açılıştan açılışa koşuyoruz ve yetişemiyoruz. Allah başka şehirlere de böyle başkanlar nasip etsin diye dua ediyoruz. Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Hayırlı olmasını diliyorum. Burada inşallah güzel eğitim alırlar sürücülerimiz birbirlerine saygıyla, hürmetle. Konuşmaların ardından sosyal tesis edilen duanın ardından kurdele kesilerek hizmete alındı.